Ee, öncelikle biz e, inşaat mühendisleri olarak e, depreme hazırlığı üç aşamalı olarak bugüne kadar hep e, nitelendirdik. Birincisi deprem öncesi yapılması gereken çalışmalar, bir değeri deprem anında yapılması gereken çalışmalar ve deprem sonrası çalışmalardır. Şimdi şehrimizde ve ülke geneline baktığımızda e, deprem öncesi çalışmalar bir dizi yapılması gereken aslında depreme hazırlık adına en önemli çalışmalardır. Bunlar nelerdir? Birincisi yapı stokumuzun depreme dayanıklı olup olmadığının en azından tespiti ve depreme dayanıksız olanların mutlaka dönüştürülerek, yıkılarak dönüştürülmesi geliyor. Bir ikincisi deprem anında insanların e, şehir e, halkının nasıl davranacağı ile ilgili afet acil durum, durum eylem planları bunların tatbikatı mutlaka yapılması lazım. Bir diğeri işte e, son günlerde özellikle konuşulan, çokça konuşulan deprem toplanma alanlarımızın tespitidir. E Bunun yanında e, deprem çantasının hazırlanmasıdır. İşte yollarımızın durumudur. E, deprem anında kullanılması gereken yapılarımızın gerçekten kullanılabilir olup olmadığının tespitidir ki okullarımız da buna giriyor. E, hastanelerimiz buna giriyor. Keza camilerimiz buna giriyor. Bunların mutlaka depreme dayanıksız ise depreme dayanıklı hale getirilmesi gibi çalışmalar mutlaka yapılması lazım bugüne kadar bunların e, yani tam olarak gerçekleştirebildiği söylenemez Şimdi toplanma alanlarına gelince e, Elbette Toplanma alanına ihtiyaç duymamak en önemli önceliğimiz olmalı İnsanlar toplanma alanına niye ihtiyaç duyuyorlar İçinde yaşadıkları bina yıkılacak korkusuyla e, Binalarını terk ederek bir yerde toplanma ihtiyacı duyuyorlar Zaten e, yıkılacak binadan depremde çıkma şansınız yok. Bunun e, Bunu ifade ettikten sonra toplama alanına ihtiyacın psikolojik bir ihtiyaç olduğunu, e, sosyolojik bir ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Toplama alanlarımızı elbette Af AFAD hazırlamış. Her şehirde, her ilçede, her semtte bir takım alanlar tespit edilmiş. Ancak tabii AFAD'ın kendi kriterleri var. İşte yürüme mesafesi 500 metreyi geçmeyecek. 15 dakikayı geçmeyecek, ana ulaşım yollarına e, ulaşımı sağlanacak, işte içerisinde e, tuvalet ihtiyacını karşılamak üzere e, tesisatı olacak, içme suyu olacak ve bu gibi e, bir takım kriterleri var. Bu açıdan baktığımızda elbette özellikle Bursa'da Osman Gazi ve Yıldırım'daki toplama alanlarımız yetersiz. E, var olanların da e, tabii tabi bir takım e, imar değişiklikleriyle. ...yapılaştığını görüyoruz. Bu, bu açıdan üzüntülüyüz açıkçası. Mutlak surette... E, ...yapı stokumuzun bu depreme ...dayanaksızlığı dikkate alındığında... ...mutlak surette toplama alanlarının... ...sağlanması ihtiyacımız var. Ama bir inşaat mühendisi olarak... ...şunu ifade etmem lazım ki... ...bu kentin toplanma alanına... ...ihtiyaç duymadan... depreme dayanıklı hale getirilmesi... ...bizim birinci önceliğimizdir ve... ...20 yıldır hatta... 20 yıldan çok daha öncesinden beri, 1990'lı yıllardan beri mevcut yapı stokumuzun depreme dayanıksız olduğunu, bunun bir envanterinin çıkartılması gerektiğini ve yıkılması yıkılacak binalar varsa depremden önce insan eliyle bunların yıkılması gerektiğini defalarca biz söyledik, hala da söylüyoruz. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Şimdi depreme hazırlık aşamasını, depreme hazırlığı konuşacaksak öncelikle risklerin bilinmesi lazım. E risk nedir? İlk depremde yıkılacak binadır. Biz bunları biliyor muyuz? Hayır. Onun için bunların tespit edilmesi lazım ki depreme hazırlıklı olabilelim. Evet şöyle biraz uzaklaştırdığımızda, yaklaştırdığımızda işte burası neresiymiş? Ee, Bahar Mahallesi. İşte bakıyoruz Anadolu Lisesi. Çınarlarımız var. Ee, şunu ifade etmem gerekirse e, o ok